Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, "Dost ülkelerle her konuyu müzakere ederiz ama Türkiye'nin ulusal güvenliği pazarlık konusu değildir," dedi. Maalesef şu an itibariyle dahi Halep'in kuzeyinde, Azze'de, Tel Rifat'ta, İdlib'de, Türkmen Dağı bölgesinde saldırıların devam ettiği haberleri gelmektedir. Şu ana kadar rejim bu tür müzakereleri, daha önce hatırlarsanız Viyana görüşmelerini, Cenevre görüşmelerini hep daha fazla zaman kazanmak, mevzi kazanmak için bir araç olarak kullandı. Umarız bu sefer farklı bir netice ortaya çıkar. Ama sahada kötüye giden gidişat maalesef bu konuda çok da umutlu olmamıza imkan sağlamıyor. Öte yandan özellikle Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından PKK iltisaklı, PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG gibi örgütlerin sahadaki hareketliliği ve artık açıkça rejim saflarına geçmiş olması da bizim için ayrı bir endişe kaynağıdır. Bu noktada Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden durumlar ortaya çıktığı müddetçe Suriye'nin neresinden gelirse gelsin, ister DAEŞ'ten gelsin, ister YPG, PYD gibi örgütlerden gelsin, Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanır, angajman kurallarını uygular. Bu noktada şunun altını açık bir şekilde ifade çizmek isteriz. Biz müttefiklerimizle, dost ülkelerle her konuyu müzakere ederiz, istişare ederiz ama Türkiye'nin ulusal güvenliği asla bir müzakere ve pazarlık konusu değildir. PKK ile PYD ve YPG arasında, öbür taraftan bu örgütlerle Esed rejimi arasında bulunan ilişkiyi görmek istemeyenler aslında başka bir hesabın içindeler. Bu ilişkinin derinliği, boyutları aslında bu ülkelerin kendi istihbarat raporlarında da tescil edilmiştir. Fakat sahadaki bir takım fırsatları değerlendirmek adına DAEŞ'le mücadele bahanesiyle bu ilişkinin adeta yok sayılması bizim açımızdan yok hükmündedir. Şunun altını da çizmek isterim. Zaman zaman uluslararası basında Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerin kazanımlarından rahatsız olduğu, bunun için PYD ve YPG gibi örgütlere karşı tavır aldığı şeklinde asılsız, hiçbir akıl mantık ölçüsüyle bağdaşmayan yorumların yapıldığını görüyoruz. Şunun altını ısrarla tekrar çiziyoruz. Bizim Suriye Kürtleriyle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz Suriye'deki terör örgütleriyledir. Bizim mücadelemiz ne Suriye Kürtleriyledir, ne Irak Kürtleriyledir, ne coğrafyadaki başka Kürtlerledir, İran veya Türkiye. Bizim mücadelemiz PKK'nın güdümünde bir devlet oluşumuna doğru giden süreçle ilgilidir. Türkiye sınırının hemen güneyinde PKK güdümlü bir devlet yapılanması, devlete benzer bir yapı, otonom yapı, kanton türü şeylere elbette izin vermez.